Bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten burada çok sıcak bir aile ortamında hissettim kendimi, bir dost ortamında. Ben doçent Dr. Özlem Sönmez, iç hastalıkları ve tıp ve onkoloji uzmanıyım. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunuyum. Öncelikle bir iç hastalıkları eğitimi yapmamız gerekiyor. Onu Hasek Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tamamladım. Daha sonra Ankara Onkoloji Hastanesi'nde onkoloji yan dalında üst ihtisasını yaptım. Sakarya'da mecbur hizmet görevimi tamamladım. Şimdi de Yeditepe Üniversitesi'nde yardım doçentlik görevimden sonra şimdi Acıbadem Üniversitesi Hastanesi'nde Acıbadem Koz Yatağı ve Maslak Hastanelerinde görev yapmaktayım. İç hastalıkları ve tıp ve onkoloji uzmanı olarak. Ben bugün sizinle meme kanserini tartışmak istiyorum. Her yönüyle tartışalım istedim. Önce kanser nedir, oradan girmek istiyorum. Evet. Kanser nedir? Aslında kanser hücrenin en küçük parçası olan, doğanın en küçük parçası olan hücrenin dengesinin bozulmasıyla oluşan kontrol dışı çoğalmadır. Normalde hücreler belli bir yaşam siklusunda zamanı gelince doğarlar, büyürler ve ölmesi gerektiği zaman ölürler. Kanser hücresi ölümsüzlük kazanmış bir hücredir. Doğanın dengesini bozuyoruz. Hücrenin dengesi de bozulunca, en temel yerden bozulunca kanserleşme oluşuyor. Bir dengesizlik oluşuyor. Bu bir Hanahan'ın 2011 yılında tanımladığı kanser hücresinin özelliklerini gösterir. Sürekli büyüme sinyalleri gönderir. Büyümenin baskılayıcı, yani normalde hücrenin büyümenin baskılanmasını gönderen sinyalleri vardır. Onu duyarsızdır. Yayılma ve metastaz yapma özelliği vardır. Ölümsüzlüğü etkinleştirir. Damarlanma yapma özelliği vardır ve bu damarlanmayla hücre yayılır ve dediğimiz metastazı yapar ve ölüme direnç kazandırır. Yani aslında kanser hücresi ölümsüzlük kazanmıştır ve konakçının ölümüne neden olur. Ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki kanserlerin %90'ı çevreseldir ve önlenebilir. Meme kanserinden bahsedeceğiz. Önce bir normal memenin yapısından bahsetmek istiyorum. Evet. Şimdi burada bir memenin nipple dediğimiz meme başı, ayrısı, çevresi var. Göğüs duvarı, ana kaslar, duktuslar, süt lobüller dediğimiz süt üreten bezler, yağ dokusu. Aksille koltuk altı tutuldu mu tutulmadı mı ondan bahsedilir. Bu memenin ana yapısı. Şimdi meme kanseri nedir peki? Süt bezleri ve kanallarını döşeyen hücrelerin kontrol dışı olarak çoğalanan meme kanseri diyoruz. Şimdi fibroadenomdan bahsedilir, memedeki kitleden. Fibroadenom böyle bir görüntüdür. Kist olabilir, apsi olabilir, fibrokistik hastalık olabilir ya da tümör olabilir. Gördüğünüz gibi tümör etrafı yayılmış, daha çok etraf tutma özelliğinde. Aslında sonografik olarak ultrasonla ya da mamografiyle diğerlerinden fark edilebilir yapıya sahiptir. Globoken, uluslararası çoğunluğunda belki bildiği bir istatistik şirketidir. 2012'deki verdiği verilere göre Türkiye istatistiklerinde meme kanseri en fazla görülen kanser insidansı olarak. Mortalite olarak da baktığımız zaman da gene kadınlarda en fazla görülen kanser. Sıklık ülkelere göre farklılıklar gösterebiliyor. Ancak bugünkü bilgilerimize göre her 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseriyle karşı karşıya gelecektir. Ve 30 kadından biri de meme kanseriyle hayatını kaybedecektir. Risk faktörlerini gözetmeden önce şunu söylemem gerekiyor. Risk faktörü belli bir kansere yakalanma oranı, olasılığını gösterir. Ancak risk faktörüne yakalanma, risk faktörüne sahip olmanız o kansere yakalanacağınız anlamına gelmez. Ya da hiçbir risk faktörüne sahip olmasanız bile o kansere yakalanabilirsiniz. Bundan kaçabileceğiniz anlamına da gelmez. Risk faktörlerinden genel olarak bahsedersek, demografik özellikler dediğimiz cinsiyet, yaş, etnik özellikler gibi özellikler var. Cinsiyet dediğimiz zaman erkeklerde de mi olur? Evet olur ama %1 oranda olur. Çünkü biraz önce bahsettik memenin yapısından. Lobüller var, duktuslar var. Meme oluşturan diğer bağ dokuları var. Erkek meme yapısında lobüler ve duktal kanserler olmuyor ama diğer yapıların kanserleri %1 oranında olabiliyor. Yaş ilerledikçe kanser olma ihtimali artıyor. Genç yaşlarda 8 kadından biri meme kanseri olma ihtimali varken
60 yaşından sonra bu risk daha fazla artıyor. Tokuların daha çok kanserojenlerle karşılaşması nedeniyle. Irk ve etnisinden şöyle bahsedebilirim. Zenci ırkta daha az kanser görülmekle beraber sosyoekonomik şartlar nedeniyle daha geç tedavi imkanlarına sahip oldukları için daha mortal seyrediyor. Reproduktif ülkeye gelince ilk adet yaşı, doğum yapma yaşı, tam hamilelik, menopoz... Çok pardon, arada girebilirim. Tabii. Yani siyahi insanlarda risk daha azdır. Ama sosyokültürel etkilerden dolayı daha geç ulaşabiliyorlar. Daha geç ulaştıkları için de daha aslında mortal seyrediyor. Ya da belki de başka bir moleküler yapıdan dolayı aslında risk az ama mortalite oranı daha yüksek. Risk az olması şeyden kaynaklanıyor mu acaba? Onların o hani yapıları daha böyle... Bu tamamen işte demografik özellikle beraber, yani doğumsal, yapısal özellikten kaynaklanan bir yapı. Reproduktif öykü, ilk adet doğum yapma, hamilelik, menopoz, emzirme, infertilite düşük. Bunların hepsi şunu gösteriyor aslında. Östrojenle ne kadar çok maruz kalınırsa o kadar kanser olma ihtimali artıyor. Yani ilk adet yaşı daha erkense ya da menopoz yaşı daha geçse, doğum yapılmadıysa, emzirilmediyse, yani çünkü o dönemlerde östrojene daha az maruz kalınıyor. Yani doğum yaptığınız dönemlerde 8 defa hamilelik geçiriyorsa, o da hamilelik döneminde aslında daha az maruz kalıyor östrojene ve kanser olma riski daha az oluyor. Ailesel genetik faktörler var. Genetik faktörler aslında meme kanserlerinin %10'u, yani genetiğimde var, çok aslında şey bir olay değil. Ve genetik testler, ileride de belki geçeceğiz, ancak genetik yatkınlık varsa, aile ağacı, aile hikayesi çıkardığında böyle bir olasılık varsa yapılmalı. Yani her önüne gelene de genetik test yapılmamalı. Çevresel faktörlere baktığımız zaman 30 yaş önce toraks bölgesine radyoterapi. Yani niye radyoterapi alır? Mesela lenfoma ise T bölgesi ışınlaması yapılıyor özellikle lenfomanın bazı türlerinde. Bu insanlarda meme kanseri olma ihtimali çok daha fazla artıyor. Hormon replasman tedavisi, bu biraz ikili aslında. Hormon replasmanın aldığı ya da işte doğum kontrol hapının aldığı ilaca göre, yani östrojen progesteron oranına göre değişiyor. Alkol kullanımı doğrudan etkili. İçilen alkol miktarı ve süresiyle meme kanseri olma riski artıyor. Sosyoekonomik düzey, yaşam tarzıyla da etkilenen özellikler var. Kişisel meme kanseri öyküsü, memede daha önce geçirmiş fibrokistik hastalıkların, ama daha çok hani her fibrokistik hastalık değil, atipik hiperplazi olanlar varsa, daha önceden biyopsi öyküsü varsa, karsinoma istu varsa da bu meme kanserini. Karsinoma istu şudur, epitel yüzeyini aşmamış kanserleşmedir, yani daha yüzeyel bir şeydir, derinlere geçtikçe kanserleşmedir. Bu hikaye varsa da kanser olma ihtimali artıyor. Meme kanseri önemli bir sorun. Yaş nüfusun artması ve çevresel faktörün artması olumsuz değişiklikler nedeniyle kanser artışı oluyor. Ancak erken tanı ve gelişen tedavi yöntemleriyle tedavisi mümkün bir hastalıktır. Meme kanserinin meme dokusunda dağılımına bakarsak şöyle bölüyoruz. Üst dış kadran diyoruz. Üst iç kadran. Alt iç kadran ve alt dış kadran ve areola olarak sınıfladığımız zaman üst dış kadranda meme kanseri daha yüksek oranda görülüyor. Erken tanı yöntemlerinde kendi kendine mama muayenesi, klinik meme muayenesi, mamografi ya da ultrason ve diğer görüntüleme yöntemleri olarak da değerlendirebiliriz. Kendi kendine meme muayenesinin önemi ne? Kadın kendi sorumluluğunu alır, vücudunu kendisi tanır ve değişiklikleri kendi kendine fark edebilir. Kolaydır. Herkes kendi memesine kendi uygulayabilir. Maliyeti yok. Malzeme gerekmez. Herhangi bir sağlık kuruluşuna gitmesi gerekmez. Ve %50'si 2 santimden küçük meme kanserlerini, bu da evre 1 olarak, hani koltuk altında gitmediyse erken evrede meme kanserini yakalayabilir. Ve yapan kendisidir. 20 yaşından itibaren her kadın herhalde düzenli olarak kendi kendine meme muayenesi yapmalıdır. Nasıl yapmalı, ne sıklıkta yapmalı? Ayda bir kez. Hangi güne gelince, rastgele yapmak yanlışlara neden olur. Çünkü hormonal dengesiz düzenlerimizden dolayı. Eğer adet görüyorsanız, adetin başlangıcından 7-10 gün içinde yapmak lazım.
Adet öncesi dönemlerde memeler büyür, şişler, çeşitli lobüler yapılar olur. Gereksiz korkabilirsiniz. Adet görmeyenlerde menopoz döneminde her ayın aynı gününde yapmak lazım. Eğer emziriyorsa emzirme bittikten sonra, doğum kontrol yapı kullanıyorsa yeni güne başlamadan önce yapılmalı. Yeni kutuya başlamadan önce. Her ay düzenli olarak her bir meme en az 5 dakika muayene edilmeli. Kendi kendine meme muayenesi yapmayan kadın kitle yaklaşık olarak bu kadar bulur. Ara sıra yaparsa böyle bulur. Düzenli olarak meme muayenesi yaparsa böyle bulur. Klinik şüpheyle bir çekilirse böyle ve yıllık düzenli mamografi takip ederse böyle. Yani fark... Bu nasıl oluyor şimdi ya? Bu kadar boyutlu. Yani rastgele ben sağ... kendini olduğu gibi bırakan bir kadın da bir şeye rastlanırsa hani bu şekilde yakalayabileceğiniz tümör büyüklüğü bu kadar küçülür. Evet, bu kadar küçülür. Yani biz kendi kendimiz düzen yaparsak şu büyüklükte bir tümöre kadar yakalayabiliriz. Bu da neredeyse kemoterapi gerekmeyecek bir tümör büyüklüğüdür. Ama mamografi de çok çekmek gibi geliyor. Oraya geleceğiz ne zaman çekeceğimizi. Her şeyin yeni bir şey, yani daha doğrusu her tetkikin bir sırası ve zamanı var. Şimdi nasıl yapıyoruz? Ayna karşısında yapıyoruz ya da yatarak yapıyoruz. Ayna karşısında şöyle elleri boş bırakarak, serbest bırakarak, kolları kaldırarak ve bir de şöyle şu şekilde omuzları kaldırarak bir duruş şekillerimiz var. Bir de memenin sınırını belirlemek lazım. Meme sadece şuradan oluşmuyor. Yani meme dediğimiz zaman şuralara ve şu koltuk altlarına kadar bakmak lazım. Burada şu kısımlar da memenin sınırları içine giriyor. Duruş önemli. Muayene edecek alan bölgeyi gösterdiğini bilmemiz lazım. Nasıl palpe edeceğimizi öğreneceğiz, tekniğimizi öğreneceğiz. Ve meme başı muayenesi ve koltuk altı muayenesini öğreneceğiz. Şimdi bir tanesi duruyoruz ki her iki kol böyle aynanın karşısına geçtik, sarkıttık. Şöyle bakıyoruz, memeleri tanıyoruz. Nasıl duruyorum? Bakıyorum. İşte önce ben öğreniyorum kendim nasılmışım diye. Her iki koldurumu kaldırıyorum. Bakıyorum herhangi bir şişlik, değişiklik var mı diye. Ya da şöyle kaldırıyorum şu şekilde. Herhangi bir şişme, gene sarkma bir şey oluyor mu diye bakıyorum. Neye bakıyorum böyle bakarken? Kitle var mı? Herhangi birinin anormal bir büyüme var mı? Biri diğerinden daha sarkık mı? Meme cildinde buruşukluk var mı? Ben bunu tanırsam önceden değişikliği fark edeceğim. Meme ucunda çukurlaşma var mı? Kanlı akıntı var mı? Renginde değişiklik var mı? Lenf notlarında büyüme var mı? Ve üst kolda anormal şişme var mı? Nasıl yapıyorum dedim ya, nasıl palp edeceğimi bilmem lazım. Elle muayene, elin üç parmağın iç yüzeyini kullanarak yapılıyor. Yani ne yapıyorum? Şu üç parmağımı kullanıyorum. Şöyle iç yüzünü kullanarak muayenesini yapıyorum. Ve nereye yapıyorum? Şöyle köprücük kemiğinden alt sınırına kadar, göğüs kemiğinden koltuk altına kadar şu bölgeyi mutlaka hissederek muayene etmem gerekiyor. Ayakta yaptığımız muayenenin birinde banyoda sabunluyken yaparsanız kayganlıkla daha rahat hissedersiniz. Yatarken de sol meme ve sağ memeyi, sol memeyi muayene ederken sol omzun altına bir yastık ve sağ elle muayene yapıyorsunuz. Sol el başın üstünde oluyor. Sol memeyi muayene ediyorum. Şuraya bir yastık koyuyorum. Ve sağ elimle aynı muayeneyi yapıyorum. Sağ elle başımı üstüme koyuyorum. Bu şekilde muayeneyi yapıyorum. Şimdi yapacağım birkaç manevra var. Hangisini istiyorsam onu seçebilirim. Şöyle yukarıdan aşağı paralel yapabilirim. Meme başından itibaren daire çizebilirim. Ya da meme başından itibaren ışılsal çizebilirim. Meme başında tekrar muayene edeceğiz dedik ya. Şöyle sıkacağız nazikçe. İçinden bir sıvı, süt bir şey geliyor mu diye bakacağız. Eğer kitle bulursak paniklemiyoruz. Bu kitlenin %90'ı kanser değildir. Ne yapıyoruz? Kanser erken teşhis ve tanıma merkezi, eğitim merkezinin KETEM'e veya bir sağlık kuruluşuna başvuruyoruz. Sadece farkındalığımızı önceden arttırıyoruz ve başvurumuza neden oluyor. Hangi durumlarda hekime başvuruyoruz? Biz de artık tanıdık ya mememizi. Kitle, anormal büyüme, sarkma, ciltte buruşukluk, meme ucunda çökme, meme ucunda kanlı akıntı, cilt renginde değişiklik, lenf bezlerinde büyüme, kolda şişme, dökülme, pullanma, kaşıntı gibi durumlarda başvururuz.
Memenin bir de klinik muayenesi var. Klinik muayene ne? Klinisyen tarafından, hekim tarafından yapılan muayene. Kime yapılıyor? 20 yaşından sonra 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra da her yıl doktor tarafından yapılan muayene. Kadının eğer risk faktörü taşıyorsa, nedir risk faktörü? Ailesel risk faktörü, geçirilmiş karsinom in situ ya da radyoterapi almış olmak gibi risk faktörleri varsa bu muayene sıklığı artabilir. Ya da daha önce geçirdiği meme kanseri varsa. Mamografi ele gelmeyen kitleleri saptar, mamografi alanını belirler. Tarama amacıyla yapıldığında çok erken evre kanserli kitleyi saptar. Şimdi mamografinin bir tarama mamografisi var, bir de tanı mamografisi var. Bu iki mamografinin doz yoğunluğu farklı oluyor. Taramada daha düşük dozda kullanılıyor. Eğer bir şüpheli bir kitle saptandığınız zaman şunu duyarsınız etrafınızdan. İşte bir tanıma aracı geldi, bende bir şey saptı da hastaneye yönlendirdi. O zaman tekrar mamografi. O zaman daha doz yoğunlukları bir mamografi çekiliyor. Daha yüksek çözünürlüklü bir mamografiyle bu sefer tanısal amaçlı bir mamografi çekiliyor. Meme sıkıştırılıyor. Çeşitli yüzeylerden mamografik tetkik alınıyor. Şimdi tarama amaçlı mamografide Amerika Kanser Derneği ve Radyoloji Birliği'nin bir önerisi var. Türk Radyoloji Derneği de bunu kabul ediyor. İşte ne yapıyoruz? Rastgele yaptırmıyoruz. Her kadın 35-40 yaşı arasının tercihen biz 40 diyoruz. Duyarlı yüksek 35-40 yaş arası radyasyona duyarlı yüksek diye. İlk mamografisini bir çekiyor. 40-50 yaş arasında her 2 yılda bir çekiliyor. Ve 50 yaş üzerinde yılda bir kez mamografi çekiliyor. Yani şu alanında bir tane inisiyel mamografi olması lazım ki ondan sonra yani biz başta neymişiz? Kendimizi tanıma mamografisi oluyor bu. Eğer ailede meme kanseri hikayesi varsa ki özellikle genç yaşta geçirmiş meme kanseridir bu. Mamografi yaşı 30'a iniyor ve sıklığı her yıl oluyor. Yüksek riskli kadınlar mamografi yeterli olmuyor. Yani demin dedim ya lenfoma geçirmiştir ve radyoterapi almıştır göğüs duvarına. Onun mamografisi radyoterapi aldıktan 10 sene sonra başlar. 10 yaşında lenfoma olduysa 20 yaşında başlar ve buna ek tetkik olarak da MR'da artık yani normalde MR standartımız asla yoktur. Ama bu hasta yüksek risklidir. Bu da MR çekilir. MR'ın da çekme standartları vardır. Herkese çekilmez. Piyasada gerçi para almak için herkesten MR çekiliyor ama tamamen yanlıştır. Tedavide başarı sağlamadı. En önemli etken hastalığın erken evrende yakalanması. Bunu birkaç defa tekrarladık. Hepimize zaten bunun bilincinde olan insanlarız. Peki. Yakalayamadık. Tanı kanser. Kanser hastalığın adı, adının verdiği korku, gelecek kaygısı ve hastalık ve tedavi süresinde yaşanacakların yarattığı stres. Bu stres ancak birlikte verilen mücadeleyle yenilir. Peki bu birliktelikte kimler olmalı? Hasta, aile, dostlar ve sağlık ekibi. Tıbbi tedavi ne yapıyoruz? Erken evre hastalıkta tedavi, adjuvan tedavi. Bölgesel olarak ilerlemiş olan hastaya lokal ileri diyoruz ve bununla neoadjuvan tedavi kullanıyoruz. Ve yaygın hastalıktaki tedavi, palyatif tedavi diyoruz. Hasta ile karşılaştığımızda neye bakıyoruz? Tanısını koyduktan sonra performansına, patoloji raporuna, evresine ve hastaya ait yandaş hastalıklarına, psikososyal durumuna gibi diğer faktörleri değerlendirerek tedavi kararımızı veriyoruz. Adjuvan tedavi nedir? Yardımcı tedavi ya da koruyucu tedavidir. Meme kanserinin şu an için ana tedavimiz cerrahidir. Ve cerrahiden sonra yapılacak tedaviye yardımcı olan, koruyucu olan bir tedavidir. Biz meme kanserinin tanı anından itibaren sistemik bir hastalık olduğunu biliyoruz ve kabul ediyoruz. Yani biz tanıyı aldığımızda itibaren dolaşan tümör hücreleri olduğunu biliyoruz. Kanserli dokuyu aldıktan sonra kanda dolaşan hücreleri olduğu için son 30 yıldır cerrahi tedavi ek olarak mikroskobik metastazları yok etmeyi hedefleyerek yaptığımız tedavi, koruyucu tedavi, kemoterapi, hormon terapi ile hem hastalıksız sağ kalımı hem de genel sağ kalımını arttırdığını bildiğimiz için bu tedavi uyguluyoruz. Belli bir tümör boyutundan itibaren yalnız bu. Mesela T1A dediğimiz çok küçük tümörlere ya da T1B dediğimiz tümörlere
Dediğim gibi patoloji raporuna moleküler yapısına göre uyguladığımız, başlama kararını verdiğimiz alandır. Biraz sonra tekrar bahsedeceğim. Yakın zamanda bunlara bir de biyolojik tedaviler eklendi, bu kemoterapiye ve hormonal tedavileri. Adjuvan tedavi planlarken dedim ya, hastanın yaşına bakıyoruz. Tümörün çapına, koltuk altındaki metastatik lenf sayısına, hormon reseptörlerinin durumuna ve hastanın mevcut diğer hastalıklarının göz önüne alıyoruz. Şimdi bu hastanın patoloji raporundan sonra alıyoruz tümör. İşte bakıyoruz lenf nodu şu, T1 metastazı yok. Erken evre bir tümör. Ama molekülünde ne diyor bana? İşte östrojen reseptörü şu, progesteron reseptörü bu, CRP2 durumu bu. Eğer bu hasta tümörü erken T1A düzeyindeki küçük bir tümörse, hasta 60 yaşındaysa ve luminal A bir tümörse, yani hormona duyarlı, heykel bulayıcı negatif bir tümörse, ben bu hastaya kemoterapi vermiyorum. Yardımcı adjuvan tedavi olarak hormon tedavisi veriyorum. Bu yetebiliyor. Ya da ne bileyim, hormona luminal B ise, hormon duyarlı zayıfsa ve tümör biraz daha büyükse, eğer o zaman kemoterapi vermek gerekebiliyor. Yani bu östrojen, progesteron reseptör her iki durumu benim şu tedavi şeyimi değiştiriyor. Hormon mu vereceğim adjuvanda, kemoterapi mi vereceğim, hiçbir şey mi vermeyeceğim. Buna göre biz tümörleri luminal A, luminal B, her iki pozitif, üçlü negatif olarak değerlendiriyoruz. Üçlü negatif hem hormona duyarsız hem de her iki algılayıcıya negatif dediğimizde aslında bana bir seçenek vermiyor kemoterapi vermekten başka. Yani bu aslında en kötü riskli giden tümör tipidir. Bunların içi altında da, yani dört grup varmış gibi gözükse de her birinin içinde aslında moleküler düzeyde, şimdi çok değişti, her şey çok ilerledi, yüzlerce tip alt moleküler yapılar var. En iyi tipi dediğimizde bile değişik moleküler ve düzeyde gelişimler var. Şimdi etrafta duyuyorsunuzdur belki, işte Hatice'ye meme kanseri oldu, güya onunki iyiydi ama 10 sene hormon hapı kullanacakmış. Öbürkünün güya kötüydü ama sadece kemoterapi verdiler, 3 ayda bitti ya da 6 ayda bitti. Öbürküsü 1 sene koruyucu ilaç aldı. Bunların birbirinden kötü olduğunu anlamına gelmiyor. Yani 6 ayda tedavi bitirdiğim aslında daha iyi değil. Çünkü yapacak bir şeyim yok, elim kolum bağlı. Yani korumak anlamında bir şey veremiyorum. Yani o yüzden kimin kimden kötü, ben şöyle söylüyorum hastalara karşıma gelince. Karşıma gelen 100 tane meme kanseri birbirinden farklı olabilir. Herkesin moleküler yapısı birbirinden farklı. Yaşı, işte yaygınlığı, yapısı, ek hastalıkları. O yüzden lütfen sakın ola ki birbirinize hastalıklarınızı ve tedavilerinizi tartışmayın. Dolayısıyla bir hastanın hormon reseptörü negatifse bu antiöstrojen tedaviden yararlanamaz. HK gen ekspresyonunda yoksa transuzumab gibi biyolojik ajanlardan fayda beklenmez. Ben bunları aslında veremiyorum. Vermiyorum değil. Yani üçlü negatif benim için aslında iyi bir şey değil, kötü bir şey ama veremiyorum. Yani tedavi erken bitirmem, senin erken bitti. Ama öte yandan belki de erken evre diye erken bitti. O yüzden kimseyi karıştırmamak ve kıyaslamamak lazım. Bu çok önemli bir ayrıntı. Özellikle hastaların psikolojik nedenlerinden dolayı. Bir de yakın zamanda tümörün gen profiline bakarak hastanın riskini belirleyebiliyoruz. Özellikle luminal A dediğimiz östrojen profili pozitif ve ikisi negatif olan hastalarda tümör ortadadır, genç hastadır, işte 1-1,5 santimdir. Ben bu hastaya kemoterapi vereyim mi, vermeyeyim mi? O zaman Oncotype DX gibi bir gen profilini gönderiyorum. O bana diyor ki uzak metastaz riski düşük. Dolayısıyla kemoterapi vermene gerek yok. Bu hastayı sadece genç bile olsa, 30 yaşında bile olsa hormon terapiyle takip edebilirsin. Ya da yüksek, o zaman kemoterapi vermek zorundasın. Yani bu hormon gen analizi bana yapacağım konusunda da yardım edebiliyor. Yalnız bundaki sıkıntı, maliyeti oldukça yüksek ve hastanın ödemesi gerekiyor. Burada şöyle düşünmek lazım. Yani aslında tedavi maliyeti de çok yüksek. Burada işte otoritelerin düşünmesi lazım. Yani ben bu hastaya bu maliyeti ödersem, sigorta şirketlerinin, devlet otoritelerinin, hani ben bu maliyeti ödersem kemoterapi maliyetinden kurtulacağım. Dolayısıyla orada bir kar zarar hesabının topluca yapılması gereken bir şey. Ve hasta anlamında da.
Şu anda hastanın kendinin ödemesi gereken bir şey. Hiçbir şirket ya da devlet ödemiyor bunu. Neoadjuvan tedavi dediğimiz bölgesel ilerlemiş hastalıktaki tedavidir. Tümör oldukça büyükse, meme başı içeri çekilmişse, meme cildinde şekil ve renk değişikliği varsa, iltihabi bir belirtiler varsa bu durumda hemen cerrahiye veremiyoruz. Kemoterapiyle tümörü küçültüyoruz ve cilt değişiklikleri düzelirse, eğer uygun hale gelirse cerrahi verebiliyoruz. Şu durumlarda cerrahiden bu hasta fayda görmez. Öncelikle acil kemoterapiye başlamak lazım. Daha sonra cerrahi için tekrar değerlendiriyor. Metastatik hastalık nedir? Başka bir organa sıçramış hastalıktır. Bu dönemde cerrahinin bizim için bu kadar yaygınsa bir faydası yoktur hastalığın sağ kalımı anlamında. Ancak oligometastatik dediğimiz bir iki yerde sıçrama varsa o zaman konsey kararıyla hastanın sağ kalımına fayda var mıdır diyerekten karar verilir. Ona konseyde karar vermek lazım. Bireysel karar vermemek lazım. Peki kemoterapi nedir? Basit anlamda kanserin ilaçla tedavisi demektir. Biraz önce dediğimiz gibi tipin evresine göre tedavi etmek amacıyla, yayılımını önlemek amacıyla, büyümesini yavaşlatmak ya da kanser belirtileri iyileştirmek amacıyla bunu verebiliyoruz. Bazı durumlarda dediğim gibi metastatik hastalıklarda tek seçenek kemoterapi olabiliyor, cerrahi yapamadığımız durumlarda. Palyasyonu sağlayabiliyoruz, yaşam süresini uzatabiliyoruz ya da hayat kalitesini artırıp kür sağlamaya çok nadir de olsa hedefleyebiliyoruz. Metastatik hastalıkta bu çok nadirdir. Metastatik meme kanserinde nereye dikkat ediyoruz? Yine hastalık bölgesine, yüksek risk lezyonları, yaygınlığına, hastalıksız sağ kalım süresine, önceki aldığı tedavilere, bana hasta ne aldıysa aynısını verip veremeyeceğime, yani ben bir intervale bakarım. Atıyorum taksan verdim, üzerinden 2 yıl hastalıksız süre geçiyorsa bunu verebilirim. Ya da adriamisin verdim, o adriamisinin bir kümülatif şeyi vardır. Dozu vardır. Belli bir dozu aşamazsınız. Yani önceki aldığı tedavileri değerlendirmem lazım. Hasta tercihi vardır. Hastaya mesela haftalık bir ilacı verebilirim, haftalık bir ilacı verebilirim, 3 haftalık. Hasta der ki ben haftalık gelirim. Çünkü toksitesi biraz daha azdır. Ama ben gelemem, uzakta otururum, 3 haftada bir geleceğim. Ona göre bunu değerlendirmem ya da eşlik ettiği hastalık, diyabeti vardır, hiperkomorbid de dediğimiz diğer hastalıklarla birlikte değerlendiririz. Ya da biraz önce bahsettiğim biyolojik ajanlarla durumuna bakarım ki, çünkü artık çok fazla biyolojik ajan, duyuyorsunuzdur akıllı ilaç, hedefe yönelik molekül, işte atom falan gibi şeylerden bahsediyor. Bunlar hep eğer hastanın moleküler yapısı uygunsa veriliyor. Herkese o ilaçlar verilemiyor. Yani hasta soruyor, bana niye bunu vermedin, bana bunu verecek misin? Sana şu aşamada bunu veremem, sana şu zaman şunu verebilirim ya da sana asla bunu veremem çünkü sen buna uygun değilsin gibi. Vereceğimiz ilacı da gene bahsettiğimiz nedenlere göre seçiyoruz. Sıklığını neye göre ayarlıyoruz? Genetik kanserin tipine göre, tedavinin amacına, verdiği cevabı ilacına göre değişiyor bunlar. Kemoterapi ilaçları için, kemoterapi ilaçları tüm sistemi etki eder ve hızlı çoğalan hücreleri etki eder. Bunlar neler? Ağız mukoza hücreleri, kemik iliği hücreleri, gastrointestinal sistem mukoza hücreleri. Dolayısıyla bunların bir toparlanması için zamana ihtiyaç vardır. O yüzden bir intervaller veririz. Dozuna ve şeyine göre. Nasıl veririz? Damar yoldan verebiliriz, ağızdan verebiliriz, kas içine ve cilt altına ya da doğrudan kanseri içine enjekte edebiliyoruz. İşte kanserin niteliğine göre değişiyor bu. Bunu tamamen şeye göre, konsey kararına ya da hastanın özelliğine ve tümör yerine göre karar veriyoruz. Kemoterapi uygularken başka ilaç kullanılabilir mi? İlaç etkileşimleri vardır. Etkileşimden dolayı bazı ilaçların etkisi artabilir, bazıları azalabilir. O yüzden onkoloğun bunları bilmesi lazım. Çalışılabilir mi? Aslında hastanın hayattan kopmaması için özellikle adjuvan tedavi verdiğimiz hastalarda çalışmasını istiyoruz. Eğer hasta da isterse. Ama ben yok, ben güçten düşüyorum diyorsa onu çok hastanın tercihine bırakıyoruz. Çünkü bu kemoterapinin etkisi çok kişiseldir. Yan etkilerden etkilenmesin diye bir sürü destek tedavi veriyoruz ama o anda psikososyal durumlar da işin içine giriyor. Zorlamıyoruz. Ben böyle kendimi daha hissediyorum. Benim radyolog hastam var. Ben çalışmak istiyorum. Daha hissediyorum diyor. 2-3 gün dinleniyor, çalışıyor.
Ya da ötekisi diyor ki ben böyle çıkmak istemiyorum. Ne peki sen bilirsin diyoruz. O tamamen hasta tercihine kalmış bir durum. Yer etkiler kişiye göre değişiyor dedik. Ve aynen dediğim gibi hızlı çoğalan yer hücreleri de etki ediyor. Yer etkilerinin süresi de kişiden kişiye değişiyor. Bulantı kusma hem mideyi direkt etkiliyor hem de beyindeki bulantı kusma merkezini etkilediği için oluyor. Bunun için son yıllarda çok güzel ve çok güçlü ilaçlarımız var. Onlarla kontrol etmeye çalışıyoruz. Bazen bazı hastalar diyor ki hiçbir şey olmuyor. Bazı bu kadar bizi uyardınız. Hiçbir bulantı olmadan da geçirdikleri oluyor. Bir de biz biliyoruz ilaçların hematojenik etki diyoruz. Hangi ilacın daha yüksek hematojenik etkisi var, hangisinin daha az ya da hangisinin daha az olduğunu biliyoruz ve ona göre bulantıya yönelik tedaviler planlıyoruz. Bunun için hastaya da önlemler söylüyoruz. Diyoruz ki mesela sıcak yemek yeme, işte yemeğin kokusunu alma ya da ne bileyim baharat, naneli bir şeyler ye, kızartmalardan uzak dur. Yani kendine göre bir takım önlemler almasını da istiyoruz. Saç dökülmesi sık görülen yer etkilerdendir. İlaca göre değişir. Her ilaç saç dökmez. Verdiğimiz kemoterapi ilacına göre değişir. Tedaviden sonra özellikle meme kanseri için verdiğimiz kemoterapi ilaçları döker. Yani özellikle adjuvanda verdiğimiz bir protokol vardır. Bu kesinlikle döker. Metastatikte verdiklerimizin bazısı dökmez. Ama çıkan saç daha gür ve daha sağlıklı çıkıyor. Daha bir yenilenmiş çıkıyor. Karakter değiştiriyor genellikle. Düz olan saç kıvırcık olarak çıkabiliyor. Bu benim çok yakın bir arkadaşım. Kendi izniyle kullanıyorum. Halsizlik ve kansızlık oluyor. Dediğim gibi hızlı çoğalan hücreleri etki ettiği için kemik iliği hücrelerini de etki ediyor. Kemik iliğinin 3 komponenti var hücresinin. İşte kırmızı küreler, beyaz küreler ve kan pulcukları. Kırmızı hücreler çok eksildiğinde bazen kan vererek takviye edebiliyoruz. Savunma sisteminin beyaz hücreleri eksildiği zaman stimülan faktörler verebiliyoruz. Trombositler kanama yapmıyorsa daha çok beklemeyi tercih ediyoruz. Onların da kendince bir toparlanma sürelerini bekliyoruz. Ağız bakımı ve diş apiti tedaviye başlamadan önce hastayı önce uyarıyoruz. Çünkü ağız içi de etkileniyor ve mutlaka koruyucu bir takım önlemler veriyoruz. İshal olabiliyor bazı ilaçlarla, bazı ilaçlarla tam tersine kabızlık olabiliyor ve bunun önlemlerini veriyoruz. Cilt ve tırnaklarda değişiklikler oluyor ama bunlar tedavi bitiminde, özellikle adjuvant tedavi bitiminde tamamen normale dönüyor. Böbrek ve mesane üzeri eksi olabiliyor, o yüzden bol sıvı almalarını öneriyoruz. Grip benzeri bir durum, o da kemoterapiden birkaç gün sonra geçiyor. Bazen bulantı kesmek için steroid verebiliyoruz. Tuz ve su olabiliyor. Onun tuz almasını engelleyerek önlemeye çalışıyoruz. Seksüel ve psikolojik etkiler olabiliyor. Bunun için de özellikle genç ve çocuk sahibi olmayan hastalarımıza yumurta ve sperm saklanması için gerekli uyarıları yapıyoruz ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Bu bahsettiğim koruma önlemleri. Özellikle hormon tedavisi koruyucu hormon terapi kullanıyorsak da jinekolojik muayeneye tamoksifen özellikle rahim duvarının kalınlaşmasını etkilediği için de jinekolojik muayene ve karaciğer fonksiyon testlerine gibi periyodik testlerde bu kontrollerini yaptırıyoruz. Yani adjuvant tedavi alımı bittiyse tedavi bitiminden sonra ilk 3 ayda bir, 2 yıl içinde, 2 yıldan sonra 6 ayda bir, 5 yıldan sonra da yılda bir kontrollere çağırıyoruz. Yaşam kalitesine çok dikkat ediyoruz. Özellikle hayattan kopmamalara dikkat ediyoruz. Yani kanser tedavisi alan hastaların bir kenarda oturmalarını istemiyoruz. Olabildiğince hayata katılmalarını istiyoruz. Tek istediğimiz şey tedavi aldığı dönemde hasta, aksıran, öksüren, hapşıran insanlardan uzak durmaları ve temize dikkat etmeleri ve yaşam içinde olmalarını istiyoruz. Kanser derken tanı yaşam şansını arttırıyor, tedaviyi kolaylaştırıyor, tedavi giderlerini azaltıyor, doku ve organ kaybını önlüyor ve hayatı kurtarıyor. Ancak geç kaldığımızı düşündüğümüzde bile hayata katacak çok değerimiz var.
unutmayın, yaşamak inadına yaşamak, yaşamak için direnç göstermek. Zaman zaman sıradanlaştığını ve anlamını yitirdiğini düşündüğümüz hayatımızın aslında ne kadar değerli olduğunu farkına varmak. Teşekkür ederim. Tabii. Şimdi sınavı acaba anlamız mümkün mü? Videoyu atabilirsin. Kansere yaşama sevinciyle ve insanların sevgisiyle karşı koymak, güvenmek hekimlerine, sağlık kurumlarına, dostlarımıza, sevdiklerimize ve tüm kalbimize güvenebilmek. Bunun bireyin tek başına gerçekleştirebileceği bir karşı koyuş olmadığını ve çevremizdeki insanların duyarlılıklarına ihtiyacımız olduğunu anlamak en önemlisi. Ve yaşamak kanser, inatla yaşamak diyorum ve teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Soruları olan varsa soru cevap yapabilirsiniz. Var. Mesela annede meme kanseri var diye kızları memelerine aldırıyorlar. Bu Buna evet çok haklısınız. Standart bir şey değil. Genetik danışmanlık yapılması lazım. Ailenin soy ağacının çıkarılması lazım. Angelina Jolie'nin yaptığı. Şimdi mesela Angelina Jolie yapmış, BRCA'sının pozitif olduğu ortaya çıkmış. O mantıklı. Yani öncelikle genetik test yapılır. Yani standarda varmadan önce bir genetik danışmanlık alınmalı. Genetik danışman sizin karşınıza oturmalı. Bu benim yapacağım iş değil. Genetik danışman ailenizin soy ağacını çıkarıyor ve diyor ki siz yüksek risklisiniz ve siz test yaptırmalısınız diyor. Yüksek riskli olanlara, yani bu genetik test herkese rastgele yapılmamalı. Bu testi yaptığınızda BRCA1, 2, PTEL, PL3 mutasyonları varsa daha da bunların sayısı artıyor. O zaman denir ki evet sen aldırırsan, aldır denmez, aldırırsan meme kanser riski %98, yumurtalık kanser riski %80 azalır. Farkındaysan ben %98'e %80 diyorum. Bu senin aslında riski azaltmak gibi tabii ki yapmak lazım, gerekli önlemi, cüzdi iradeni kullanman lazım ama yani bağırsağını da aldırman, işte cildini de aldırman, işte obra tarafını da aldırman mümkün değil. Bu çıkacaksa çıkıyor bir yerden. Ama önlemini almak da lazım. Yani risk bu kadar yüksekse yapılır. Angelina Jolie'nin yaptığı doğru da rastgele ben de aldırıyorum şekerim hadi memelerim demek çok doğru bir şey değil. Ben bir Amerikalı bir ailenin öyle duymuştum. Yani iki kardeş de aldırmış falan diye şey. Belki yaptırmışlardır testlerini. Estetik mi sonradan yaptırıyorlar? Meme için tamamen boşaltıyorlar. İçine silikon artık ya da vücudun başka bir tarafında varsa yağlık onu yerleştiriyorlar. Peki hamilelik döneminde böyle bir teşhis bulunursa nasıl oluyor? Hamilelik döneminin zamanına göre yapılıyor o. Trimester dönemine göre operasyon alıp almama kararına veriliyor. Yani ne dönemde yapılıyorsa o dönemde mutlaka tedavi yapılıyor. Yapılıyor yani. Evet evet. Hani bebeğe ona göre ilaç, ona göre tedavi veriliyor. Anladım. Yani mesela dediğim gibi biyolojik ajanlar veremiyoruz. Transfuzyonu veremiyoruz. Oligohidramnioz yapılıyor. O tedavi şeyin bitmesine gerekiyor. Ameliyat da, kemoterapi de hamileliğin dönemindeki duruma göre seçiliyor, illaki yapılıyor. Yani gebelerde meme kanseri diye özel bir durum var. Çünkü günümüzde daha yaygın. Hepimiz 35 yaş altı olduğumuza göre kendi kendimizi muayene etmemiz gerekiyor. Bildiğim kadarıyla annelerde hani meme kanseri olan yok şu anda. Ama değil mi? Sırf anne değil herhalde. Mesela benim halam ve teyzem, halam göğüs kanserinden vefat etti. Ne? Halam göğüs kanserinden vefat etti. Teyzem de tedavi oldu. Sizde bir risk var yani. Evet, yani hangi doktora gitsen muhakkak bana genetik test yapmanı öneriyor yani. Yapsın. Peki yani, hani olumlu etkiler? Sporun olumlu etkisi var. Kilo vermenin olumlu etkisi var. Kesinlikle riski düşürüyor. Bütün kanserler için herhalde. Kesinlikle var. Aktif yaşamın etkisi var. Ya özellikle menopoz öncesi dönemde değildi aslında kilonun. Menopoz sonrası dönemde daha çok fazla etkisi var. Daha ama sonradan daha çok kilo alıyor zaten. Evet, yani çok etkili. Kesinlikle var. Ve hücrelerin refleksleri yavaşlıyor. Evet. Östrojen üretiyor yağ dokusu. Hı-hı. Zaten meme kanseri östrojen yani oradan şey yapıyor. Peki sizin o en başta bir dördüncü, beşinci bir slide vardı işte tümör, polikistik diye böyle hani şey gösterilen. Mesela ben doktor kontrolünde her yıl gidiyorum.
Fibrodist. Evet. Çok sayıda fibrokistim var mesela. Fibrokistler genellikle dönüşmüyor da oradan aslında bir fibrokist diye takip edilirken de novo yeniden bir şey çıkıyor. O arada kaynayıp gidiyor. O yüzden ben eskiden mesela cerrahlar bu konuda biraz daha rahat oluyor ve ben artık çok fibrokist olmaya başladım. Yani ben 10 senedir takipteyim, doktor hanım bu nereden çıktı deyip gelebiliyor. Yani arada kaynayıp, yani fibrokist pek dönüşmüyor. Takipteki lezyon pek dönüşmüyor. Ya, eğer düzgün şey takip edilmiyorsa. Arada kaynayan, zaten benim fibrokistlerim var deyip arada kaynayıp tekrar yeni bir denemeye lezyon çıkabiliyor. Ben o yüzden artık çok daha böyle pipirikli ve tedirgin oldum yani. Biraz hani bilimin üzerinde bir şey olmuyor şimdi. 10 senedir ben takipteyim diyor. Kadın geliyor elma kadar tümörle. Bu bana fibrokist dediler diyor. Çünkü bol fibrokist olunca aradan çıkıyor bir şeyler. Yani takip edilmesi. Evet yani daha mı şey ya? Düzenli takip gerekiyor. Yani düzgün bunu şöyle yapmak lazım. Her ultrason çeken ben çekiyorum deyip değil de meme ultrasonu ile ilgilenen özellikli kişiler var. Yani ehline yaptırmak lazım. Ultrason çok yani ben de çalıştığım yerde ultrason cihazının eğitimine gidiyordum. Ultrason cihazı çok şey yani. Subjektif bir şey. Evet. Çekene bağlı. Çeken ne görüyorsun? Görüyorsun. Gelmiyor hani. Değil ama işte. Çekene görüyor diye. Görür yani ne var ne yok görür diye. Evet, görünmesi çok önemli. Çok önemli. Ultrason çok subjektif. Bir de ben şey soracağım. Lazer mesela epilasyon için işte şey diyorlardı önceden şu an işte kol altına yapınca yok yani şu onunla ilgili çok zayıf yayınlar var. Güçlü yayın yok. Belki var olacaksa bile biz şu anda bilmiyoruz. Çok ileriki yıllarda belki çıkacaktır ama şu anda bir güçlü bir kanıt yok bu konuyla ilgili. Bir de koltuk altından meme değil, memeden koltuk altına gidiyor tümör. Yani meme oraya yayılıyor zaten, oradan oraya gitmiyor. O onun yayını yok yani. Yani aynı şey koltuk altı rulonlar için de geçerli. Başka sorular mı kızım? Yoksa o zaman fırlatı verelim. Çok teşekkür ederim.